sevgili meslektaşlarım, İstanbul dışından gelenler, burada tek tek hepinizi görüyorum, isminizi saymayayım ama çoğunluk burada şu anda onlar. Hepiniz hoş geldiniz İstanbul'a. Sevgili arkadaşlar, söyleyecek çok şey var, yapacak çok iş var. Geçmişi mi konuşacağız yoksa geleceği mi? Benim kanaatim geçmişten aldığımız dersler sonucu bizler buralardayız. Bir fıkraya başlayayım, küçük geçimde benim yaşamımda da olmuş. Hani bu asker kaçağı diye tartışıyoruz ya, ben hakikaten öyle değil mi? Kaç yaşına kadar? 35 yaşında. Ben 35'i değilim. Yani Mali Müşavirler Birliği Derneği Kadıköy Şubesi Sekreteri kendim. Kaçtım. Bayağı kaçtım. Neden kaçtım? 12 Eylül zamanlarında kaçtım. Ondan sonra Bakaya düştüm, gittim. Ayrıca anlamsız olduğuna inanıyordum, biliyor musunuz? Neden? Götürdüler, para verdik, götürdüler. 45 gün ne yaptım? Onu da beyannameye göre ayarladım. 45 gün yaptım. Ya ağaca selam veriyorlar. Ben ne anlarım arkadaş? Taşa selam verdiriyorlar. Yazık, günah. O zamanı hiç unutmam, bir tane genelkurmay başkanı, bilgisayar mühendisleri falan da var bizde, vali yardımcılar falan. Burada yaptı. Genelkurmay başkanı geldi. Dolaşıyor, birisine soruyor. Evladım diyor, sen ne iş yapıyorsun? Komutanım diyor, ben diyor bilgisayar mühendisiyim. Şimdi burada onun genelkurmay başkanı ettiği küfürü yandaki binbaşıya küfür ediyor. Diyor, ulan diyor, böyle adamı sen nerede buldun? Al da götür şurada, iki tane program yaptır. Daha doğrusu anlamsız olan şeyler insana ağır gelir. Dolayısıyla yani bu asker kaçaklığı iş falan çok kötü şeyler değildir. İnanmadığınız şeyi yapmamak iyi bir şeydir. Ben ve bizim çalışma arkadaşlarımız, yani Türkiye Katılımcı Muhasebeciler Hareketi, biz bu işe inandık. Neden inandık? Çünkü buradaki bir kısım ekiplerle kimi zaman beraber olduk, kimi zaman ayrı olduk. Hocamla da çok sert tartışmalarımız da olmuştur. Ama bugün aynı hedefe yöneliyoruz. Neye? Statükonun kırılmasına. Hakikaten çok şey öğrendim hocam sizden. Çünkü insan yaşamda çok şey öğrenir. Ben de çok şey öğrendim. Mesela sabrı öğren. Bu önemliydi. Hatta geçenlerde hocamla bir gün telefonda sohbet ederken, ya dedi, sen eskiden böyle değildin. Doğru. Eskiden bu kadar sabırlı değildin. Sabreden derviş muradına ermiş demiyorum. Ama sabreden direniş kazanır diyor. Yani mücadele ve müzakere süreci hepimiz için geçerlidir. Bu sürecin de öyle olması gerekiyor. Yani bizler, bilgililer, ilgililer olarak bu müzakereyi artırmamız, geliştirmemiz gerekiyor. Peki o zaman, bu işin püf noktası, esası nerede? Esası nispi temsildir. Biliyor musunuz? Bizi burada tutan şey nispi temsildir arkadaşlar. Şimdi bugün mevcut yönetim, çünkü ben Yahya Erkan ve benzer de demiyorum. Yani 20 yıllık statükoyu savunan, bugün eğer nispi temsili burada da beğenmeyen varsa, ki mutlaka beğensin, Türkiye içinde, meslek odası içinde mutlak ve gerekliliktir. Sevgili arkadaşlar, bu ekip nasıl oluşuyor? İki tane temel büyük delegasyon yapısı var. Bir tanesi İstanbul Oda Yönetim Kurulumuzda yer alan Turgay Kanarya arkadaşımızın içerideki statükoya karşı çıkarak ortaya gelmesiyle ortaya çıkan bağımsız muhasebecileri, İstanbul'da bunun dışında geçmişten bugüne gelen yeni muhasebeciler var, Türkiye katılımcıların İstanbul kanadı var ve diğer ekipler var. Bunların hepsi bir araya gelerek mevcut statükoya karşı bir yapı oluşturdular. Eğer nispi temsil olmasaydı, çünkü biz o dönemlerde seçimlere girdik, biliyor musunuz? Ama kazanma şansımız yoktu. Bilmiyorum, bizim birkaç arkadaşımız var. O zamandan kalanlar gittiler biraz önce. Bir tanesi Sinan arkadaşım burada, yeminli malmış abi. Bir gün karar verdik, artık biz bu işi bırakalım dedik. Neden? Hani bu Atalan hikayesine girmeyeceğim ama hakikaten Atalan işi kaçırıyordu. Çünkü sistemi elde tutuyorlar. 600 kişi. Yani İstanbul Odası'nın olanakları çok büyüktü. Bizim üstadımız bilir onu. Yani
Tüm ama bir oldu. Çekip çevirdi. Yahudi dedik böyle bir şey mücadele etmek imkansız. Bakın buradan ilk defa söylüyorum. İstanbul Odası'nın Cihan arkadaşım da buradadır. Bilir o da. 15 bin üyesi varken biz 12 bin adresi bir biçimde temin ettik. Çünkü İstanbul'da yasaktı o, biliyor musunuz? Verilmezdi. Kilitli üstad değil bile. Özel şifreyle giriliyordu. Yönetim kurulu üyeler bile bilmezdi. Bir biçimde temin ettik kazayla. Sağ olsun arkadaşım. 12 bin kişiye ulaştık ama bir kere ulaşıyoruz mu arkadaş? Para veriyorsun, pul veriyorsun. E sonuçta da bu meslek mücadelesi böyle bir şey. Çok eskilere de girmek istemiyorum. Geleceğe bakmamız gerektiğine düşünüyorum. Onun için hedef alacağımız temelimiz nispi temsil olmak zorundadır. Nispi temsil çoğunluğu yaratan, çoğulculuğu yaratan ana etmendir. Onun için bu ekibin ana kararlarından bir tanesi nispi temsili sonuna kadar savunmak olmalıdır. Çünkü burada bu dava çabuk sonuçlanmış arkadaşlarım bilirler. Biliyorsunuz ben bu Türkiye katılımcıların hani Sayın Bay Oda Yönetim, TÜRMOB Yönetim Kurulu da diyemiyorum ki bir açıklama yapmışlar. O sivil itaatsizliktir. Yani şimdi oralara çok girmek istemiyorum. O itaatsizliği aslında bu ekipteki arkadaşlar gösterdiler. Arkadaşlar 9 kişiyi seçmeye aday gösterdik. Yeterliliği yoktur diye seçime bile sokmadılar. Bağımsız olduk. Yani bugün bu tür şeylere kendi kılıflarına tırnak içinde sözüm ona devrimci. Bizim bir abimiz vardı. Yahu derdi Mustafa'cığım onlar devrimci mevrimci değil. Devrimci onlar dedi. Devrimci. Hiçbir şeyden anlamayan adamlar derdi. Şimdi bu kılıflarla bize okutmaya çalışacaklar. Bu çağdaşlığı ve demokratlığı yazık. Yazık. Bu hallere düşmemeli. Ne TÜRMOB düşmemeliydi, ne İstanbul Odası, ne de sıfatının başına el kaldırıp indirerek onursal koyduran Yahya Arıkan düşmemeli. Sevgiler, ben üzüldüm. Çünkü Yahya Başkan'la da çok uzun süreler çalıştım. Hakikaten emeği vardı. Eksikleri, hatalar başka bir şey. Ama emeği vardır. Ama bu hallere bu örgüt düşürülmemeli. Biz burada neyin kararını vermemiz gerek? Geleceğin. Geleceği bu meclis büyüyerek çoğalacak. Gelecek nasıl olacak? Burada ne yapıyorsak gelecekte onu yapmalıyız. Yani biz buradan TÜRMOB'a nasıl bir TÜRMOB istiyoruz? Hepimiz için nasıl bir TÜRMOB olmalı sürecini ortaya koymalıyız. Bunu nasıl koyabileceğiz? Bugünden bu tartışmanın başlaması lazım. Fikri olan komisyonlar kurmamız lazım. Geleceğin TÜRMOB'u, çünkü bugün şunlar tartışılıyor ve tartışılmalı da. Böyle bir TÜRMOB mesleki sorunlara çözüm oluyor mu? Mesela ben birçok serbestten gelen yeminli arkadaşımla görüşüyorum. Diyor ki, ya bu TÜRMOB bizim TÜRMOB'umuz değil ki. E peki istemem mi arkadaşlar, bu TÜRMOB bizim TÜRMOB'umuz mu? Onlar da pek beğenmiyor. E peki bu TÜRMOB ne işe yarar? O zaman demek ki Türkiye Muhasebeciler Platformu, çünkü bu platformu önemsiyorum. En sağından en soluna açık. Her cinsten, her etnik, sosyal, siyasal kökenden burada insan var. TÜRMOB'u oluşturacak ana çekirdek burasıdır. Burası bir fikir akademisi olmalıdır. Seçimin ötesinde bir fikir akademisi olmalı. Çünkü seçimler gelir geçer. Birisi el kaldırır, indirtir. İktidardaki olanaklarını kullanır. Şu neyle bugün mevcut işte bu anayasa manayasa hikayesi öyle olmadı mı? Bunlar hiç önemli değil. Asıl olan proje ortaya koymak. Bunu da Sayın Türker'le sağlayabileceğimizi biz inandık. Neden? Çünkü Türkiye'deki muhasebe camiasını en iyi bilenlerden bir tanesi. Dünyayı da bilenlerden. Ben bilmiyorum o kadar. Bilenimiz ondan başka var mı arkadaş? Yok. O zaman ondan faydalanacağız. Ama bir şey var. Onun da hata yapmasına engel olacağız arkadaşlar. Hata yapma hakkı yok Sayın Başkan. Başkana bir şey söylüyor, bak dur ya. Onun da hata yapma hakkı yok Sayın Başkan. Çünkü hata yaparsa hayatının son hatasını yapmış olacak. Nedir bu hata? Bu kurul yönetmezse, bu kurulun kararları uygulanmazsa elimize geçen
geleceğin turmobunu yaratma ve çünkü geçmişte de o vardı. Geleceğin turmobunu, çünkü insan hayatta bir kere hata yapabilir. Bu bir hata affedilir. Ama iki kere hata yaptığı zaman bir daha o insan orada olmaz. Hepimiz için bu geçerli. Bu hepimiz için geçerli. Onun için bu kurullarımızı, bu komisyonlarımızı ona göre belirlemek, ona göre seçmek, sadece ve sadece icap ettiği zaman toplantılar yapmak değil, icap ettiği zaman olağanüstü toplantılar yapmak gerekiyor. O zaman periyot koymalıyız. Az da gelse, çok da gelse. Çünkü burada ben biliyorum ki meraklıları var. Bu yönetmeliklerin, tüzüklerin vesairelerin. Çünkü gündem, ben 20 Mayıs'ta bu gündemin de çok konuşulacağını zannetmiyorum. Çünkü yeni şeyler geldi. Her gün yeni şey getiriyor hayatımıza. Onun için bu kurullar bir, bu akademik teknik çalışmaları yapmalı. İki, güncel gündemleri görmeli. Misfire meselesine benden önce konuşan iki arkadaşım dediği gibi sonuna kadar katılıyorum. Bir, orada üye sayısı az olan o Tekirdağlı arkadaşım bitti mi? Bitti. Şimdi onunla ilgili bir şey vardı da geçmişte Mahimşar Memleği Dernek Başkanlığı yaparken. Neyse şimdi oraya geçelim. Onlarla ilgili de onu anlatırım diye başkanımızdan. Sevgili arkadaşlar, çok fazla da uzatmak istemiyorum. Söyleyeceklerimi esas olarak söyledim ama bir şey daha söyleyip bilmek istiyorum. Geçmişte bir kitap okumuştum. Aydın olmak diye. 100-150 tane böyle Türkiye'deki aydın, işte soldan, sağdan, İslamcılar, diğer sosyal ve siyasal gruplarda yazmışlar. Bir tanesini hiç unutmuyorum, aklımda kalmıştı. Ya diyor, günümüz aydını diyor, eskiden aydına derlerdi münevver. Münevver diyor, kız adıydı, kadın adıydı. Şimdi aydın diyorlar, aydın da diyor, her ikisinin de adı. Ama daha çok diyor, erkek aydın. Türk aydını diyor, Türkiye aydını, ne yazık ki diyor, tarihin bu şeyde kendini çok aydınlatamamış gruplar, insanlar. O zaman bizler bu aydınlığı sağlamak için daha çok çalışmak zorundayız. Bunun için de birimizin sesi değil, hepimizin sesi olmak zorundayız. Çünkü hocam Balıkesir'e geldiğinde bir şey söylemiştik. Biz başkan ya da şef aramıyoruz dedik. Biz orkestra şefi arıyoruz. Peki orkestra şefi ne iş yapar? Kemanın ne zaman çalacağını, gitarın ne zaman çalacağını, saksafonun ne zaman devreye gireceğini, davulların ne zaman devreye gireceğini belirtir. İşte bizim aradığımız kolektif liderlik budur. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz.